En güzeli dışarıda olmak, yeni yolları arşınlamak. İspanyol fotoğrafçı Miguel Vainas ve köpeği Leo bu konuda hemfikir. İnsanla hayvanın benzerlikleri neler? Kimde diğerinin özellikleri ağır basıyor? Bu birçok köpek sahibinin aradığı bir cevap. Miguel Vainas kendi yanıtını bir fotoğraf serisiyle bulmaya çalışmış. İlk modeli de tabii ki Leo. Onu ciddi bir beyefendi olarak görüyorum. Bu nedenle yüz hatları belirgin olsun ve bakanların bakışları hemen gözlerine kaysın diye koyu renklerde karar kıldım. Bir ressam olduğumu ve Bay Leo'nun modelliğimi yaptığını düşündüm. Kıyafet ve hareketler üzerinden yola çıkan insan-hayvan arasındaki temel ilişkinin yer aldığı fotoğraf serisinin adı İkinci Deri. Fotoğrafçı bu çalışma için memleketi Medina del Campo'daki insanları gözlemlemiş. Zira hayvanların insani görünmesini hedeflemiş. Portremde tavşanın tüylerini zarif bir hanımın kullanabileceği gibi yeniden tavşan tüyüyle belirginleştirdim. Geyikse çocuksu diyemesem de daha narin ve çantasıyla küçük bir kız çocuğunu anımsatıyor. 6 aylık bir çalışmaya dayanan fotoğraf serisinde 43 portre yer alıyor. Çalışmalarımda mümkün olduğunca her şeyi kontrol etmek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Işıklandırma, hareketler, üretim, kıyafetler, renklendirme, fikrimi tam olarak hayal ettiğim gibi gerçekleştirmek istiyorum. Bu nedenle portreler ilk olarak bilgisayarda oluşturuluyor. Bedenler için kendisi ya da arkadaşları poz veriyor. Kafalarsa daha ziyade doldurulmuş hayvanlardan. Tıpkı bir ressamın fırça darbeleri gibi onları bilgisayarda işliyor. Aslında ben hüsrana uğramış bir ressamım. Resim yapmayı seviyorum ama bir resmin bitmesini bekleyecek sabrım hiç olmadı. Bu nedenle fotoğrafçılığı seçtim. Sadece deklanşöre basmaktan ibaret olduğunu ve hemen sonuca ulaşabileceğimi düşünmüştüm. Ama sonra fotoğrafçılığın da fazlasıyla ön çalışma gerektirdiğini ve düşünüldüğü kadar spontane bir iş olmadığını anladım. Yeni şeyler keşfetme tutkusunu kendi üzerinde de deniyor. Örneğin bu seride farklı mesleklerle objektif karşısına geçip, hayatı farklı olsaydı kendini nasıl hissedeceğini bulmaya çalışmış. Ve sonunda reklam fotoğrafçısı olarak en iyi kararı verdiğini anlamış. Yoğun çalışmalarına mola vermek istediğinde ise doğayı fotoğraflayarak dinleniyor. Yaşadığı Medina del Campo'nun vitrinlerini son zamanlarda fotoğrafçının Beyaz Sessizlik serisine ait fotoğrafları süslüyor. Değişikliği seviyorum. Zorlu bir fotoğraf serisini tamamladığımda dışarı çıkıp doğayı fotoğraflıyorum. İnsanlardan arınmış, bomboş arazilerin, kameramla yalnız olmamın ve doğanın tadını çıkarıyorum. Bunlar ara verdiği ve fantazilerine geçiş sağladığı anlar. Ve bunlar da tabii ki inanılmaz güzel dünyalar yarattığı, fotoğraf serilerini şekillendirdiği anlar.